Распознавание бойынша nima deydi? Boshlanishida solishtira olmadi, lekin keyin-keyin takomillashib, learning qilib, oldinga o'tib ketishdi. Buni oddiy holatda bor to'g'ri aytayaptilar. Chunki savol shunday bo'ladi ediki, gapingizni olmang. Sizga aytganimda Robertning musobaqasi emas, odamlarning musobaqasi tez o'rganmoqchi. Shunday, endi buni keyinchalik odamga aynan nimasi, odamlar bilan bo'layotgan musobaqada nima uchun odamlarniki bo'layotganligining sababini topib, unga ham dastur yozishi, uni qilishsa o'sha qiziqroq bo'laveradi. PUBG, bir tane malumat ayeti otmakçı mı? Şimdi şu anı okudum. PUBG oynarken, zor oynarken, o şu oyunu tam aşağı kılıç için pul vererken. Yani PUBG oyunu tam aşağı kılıç için pul veriş yaptı da. Yani kardeşler, bir yerde odamı intellekti, usubar yaptı. Ben bu carayanda konuşuyoruz mümkün. Yani suni intellekt kaçandandır başladı. Mesela ne? Sondandır başladı. Kit yaptı ben. Odamdaki çekim, benim de kit yaptı. Ben suni intellekt mi? Açadı ki, hazır momenti de o cüde. Tez eşip etedi. Cüde tez eşip etedi deyişler. Ben bu распознавание лицо jarayonı manbiyalarda bolsa, hazır borgan sari, onu yana bir bor aytib o'taman. Kimda machine learning qilib olingan ma'lumot ko'p bo'lsa, o'sha kompaniyalar, o'shalar gigant bo'ladi. Shuning uchun hozir davlatlar, hamma davlatlar o'rtasida qurol yarog' yo'qki bunda emas, intellektlar, datalar bo'yicha ketyapti. Ma'lumotlar o'rtasida juda katta kurash ketyapti. Hozir masalan Facebooklarni ham, hamma Googlelarni ham asosiy manbai ularning ma'lumotidir. Ha, shunday. Yurishi bilan ular juda katta ma'lumotlar bazasiga ega bo'ladi. Ma'lumotlar bazasi iskusniy intellekt, agar ma'lumotlar bazasi bo'lmasa, har qanday kuchli iskusniy intellekt hech narsaga arzimaydi. Demak, ma'lumotlar bazasi. Bilgilarda. Hammasi iskusniy intellektni ko'pchiligi bilgichlar bunday deb aytishyapti, lekin asosiy narsa o'zlari tinmay ma'lumot yig'yapti. Masalan, Microsoftda yoki boshqasida bo'lsin, hammasi tinimsiz ma'lumot yig'yapti.